Başbakanın 2 yıl önce gündeme getirdiği, TÜSİAD Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği bir yerli otomotiv çıkışının ardından şimdi de dikkatler yerli ilaca çekildi. Onu da yine Başbakan geçtiğimiz günlerde gündeme getirdi. Bir yerli ilaç üretelim denildi. Bunun üzerine sanayici ve bilim adamları oturdular. Yerli ilaç mı, yerli otomotiv mi ağır basıyor? Türkiye'nin şartlarını bir araya getirdiler, bir baktılar ve ortaya çıkan ve ağır basan konu burada yerli otomotiv olduğunu gördük biz. Neden yerli otomotiv? Yerli ilacın karşısında bakıldığında her iki ülke veya ülkeler bazında ele aldığımızda otomotivin de ilacın da güçlü olduğu ülkelerden biri Amerika, biri Almanya bakıldığında. Burada her ikisinde de ilaç da söz konusu, üretimi de söz konusu, otomotiv üretimi de söz konusu. Ve buradan biz Türkiye'ye fokuslandığımızda gördüğümüz nokta otomotivin daha ağır bastığı ilaç karşısında. Neden? Çünkü otomotivle ilgili Türkiye'nin bir altyapısı ve tecrübesi var. Devrim, herkesin bildiği üzere. Şimdi oradan ilaca geldiğimizde ve ilaca dayandığımızda ki ilaç herkes için çok cazip bir sektör. Çünkü 2012 yılı itibariyle 972 milyar Amerikan doları büyüklüğe sahip bir küresel bir sektörden veya pazardan söz ediyoruz. Bu Türkiye için de cazip bir pazar doğrusu. Ve bunun için en azından Ar-Ge yatırımı 127 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Yine geçtiğimiz yıl ilaca ayrılan Ar-Ge bütün dünyada. Ve buradan bakıldığında bir ilacın moleküler bazdan kutulanmasına kadar olan süreç yaklaşık 12 yıl. Ve bunun içinde ayrılan Ar-Ge'ye bakıldığında da 1,5 milyar dolarlık Ar-Ge ayrıldığını görüyoruz biz. Araştırma geliştirme ayrıldığını görüyoruz. Devlet teşviki tabii ki ilaç şirketlerinin yanında devletin de ciddi bir teşviki var bu noktada. Türkiye için ve özellikle ilaç araştırmacı ilaç firmaları derneğine baktığımızda Türkiye için bu konu neden şimdi olmaz denildiğinde de zaten ortam karmaşık, ilaç firmalarında da bir karmaşa söz konusu. Biz şu an elimizdeki en güçlü ve tecrübeye sahip olduğumuz otomotiv, bunu değerlendirelim. İlaç konusunda da daha gidilecek henüz çok uzun bir yol var Türkiye'nin önünde. Bizim önümüze çıkan rapor bunları gösteriyor.